Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhaba, bugün 7 Ekim Pazartesi. Güne Ay Oğlak Burcu'nda büyüyen fazla başlıyoruz. Gün içerisinde burç değiştiriyor olacak. Zamanı geldiğinde de zaten üzerine konuşuyor olacağız. İlk açımız 02:25'te kesinleşiyor. Ayın Venüs'le yapacak olduğu kare açı. Gece saatlerine denk gelmesi, yani uyuduğumuz zaman dilimine denk gelmesi bu açının etkilerini minimumda hissedecek olduğumuzu gösterse de enerjisel olarak biraz daha beklenti içerisinde olacağımız ve beklentilerimizin de karşılığını çok fazla göremeyeceğimiz bir etki barındırıyor. Özellikle ikili ilişkilerimizde bu durum biraz daha ön planda gibi. Dediğim gibi ama gece saatlerinde olması çok ciddi, büyük bir çatışmadan bizi uzak tutacaktır bu noktada. Bu açıdan sonra 06:42'ye kadar ay boşlukta ilerliyor olacak. Yani girişim yapmak ya da yeni bir şey başlatmak hususunda çok uygun bir zaman dilimi değil. 06:42'den itibaren de önümüzdeki 2,5 günlük süreç zarfında ayın Kova burcundaki seyrine şahit oluyor olacağız. Ki Kova burcu enerjisi özgürlükçü, fikir ve düşünceleri ön planda tutan, biraz daha düşüncelerimizle ön planda olmak isteyeceğimiz bir burç enerjisidir. Aynı zamanda Kova burcunda birazcık böyle iki tarafı da, yani iki kutbu da hakkını savunmak isteyen ve düşüncesel olarak muhalefet olma güdüsüne sahip olan bir etki barındırır. Bu nedenle de gün içerisinde bir konuşma kolaylıkla tartışmaya da dönebilir. Gün içinde bazı etki ve açılar var. O yüzden de belirteceğim bunu ayrı bir şekilde. Ki ayrıca konuyla ilgili ya da astrolojiyle ilgili daha detaylı bilgi almak, yani burçsal bazda olabilir, gezegensel bazda olabilir ya da astroloji bazında olabilir. Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız da temel astroloji eğitimimiz başladı, biliyorsunuz ki. Hani bu konuda destek alabilirsiniz, başvuru yapabilirsiniz bizden. Şimdi dediğim gibi günün enerjisi birazcık muhalefet olmaya çok yatkın. 09:16'da Merkür'ün Uranüs'te yapacak olduğu bir karşıtlık var ki bu bir gün öncesinde aslında hissetmeye başladığımız, yarın da hissedecek olduğumuz bir etki ve bu açıyı desteklemeyen bir enerjimiz daha var günün ilerleyen saatlerinde. Ben Uranüs'ü Merkür'ün bir üst oktavı olarak nitelendiriyorum. Yani klasik astroloji ve sonrasında bu şekilde bir terim var. Fakat burada birbirlerine bunlar karşıtlar. Gereğinden fazla muhalefet olma içgüdüsü içerisindeyiz. Ya da çok marjinal, şok edici, farklı, sırf deneyimlemek uğruna bir şeyleri ortaya atan bir mizacımız olabilir. O nedenle gün içerisinde başkalarının dolduruşuna gelerek olabilir, işte o an farklı olayım, fark edileyim, marjinal görüneyim şeklinde olabilir. Hani bu tarz fevri, ani kararlar verme güdümüz ön planda olacak. Aynı zamanda burada çatışmalı da bir durum var. Biraz önce bahsetmiş olduğum gibi konuşmalar çok hızlı bir şekilde tartışmaya dönüşebilir. Biraz daha farkında ve makul davranmakta fayda var diye düşünüyorum. 10:43 itibariyle ayın Mars'la yapacak olduğu üçgen açı saat 09:43 ve 11:43 arasındaki 2 saatlik zaman diliminde hareket enerjimizi yükseltecek. Aynı zamanda yapacak olduğumuz girişimlerle alakalı bizi biraz daha farkında, biraz daha işte belli bir hedefe yönelmek ya da işte orta yolu bulmak ve bu noktada çalışmak hususuna destekleyecektir. Bu zaman zarfında yapacak olduğumuz girişimlerde de Mars etkisini, enerjisini yanımızda hissedebiliriz. 13:02'de ayın bu sefer Şiron'la yapacak olduğu bir sekstil açı var. Şimdi Şiron özellikle ayın Kova burcunda oluşuyla da bunu yorumlayacak olursak iyi bir enerji var. Topluluk önünde konuşmak, düşüncelerimizi başka insanlara ifade etmek hususunda sıkıntı ve problem yaşıyorsak bu zaman zarfında, öğle saatleri içerisinde bu konularda eğer problem ve sıkıntı yaşıyorsak şifalanabilecek olduğumuzu gösteriyor. Yani bazen hani her insanın zaaf ya da zafiyet olarak nitelendirdiği bazı mevzuları vardır. Şimdi burada da Şiron'un Koç burcunda oluşu bireysel olarak düşünce ve fikirlerini
ifade etmek hususunda zarar gördüğü ya da zarar görebileceğine inandığı bazı düşüncelerin şifalanacağını gösteriyor. Hani bu zaman zarfında biraz daha kendimizi ifade etmek yönünde kendimizi motive edebiliriz. 17.31'de ayın Uranüs'te yapacak olduğu kare açıyla birlikte stres yönetimimiz biraz düşecektir. Aynı zamanda duygusal olarak da kendimizi çok sabit, stabil hissetmeyebiliriz. Daha dürtüsel bir yapı, daha o işte Merkür ve Uranüs karşıtlığını biraz daha yoğun bir şekilde hissedecek olduğumuz bir zaman dilimi. Bu süreç zarfında mümkün olduğu kadar ani ve fevri kararlardan uzak durmakta fayda var. Çünkü çok destekleyici bir etki değil. Daha çok sonradan pişman olabilmemizi sebep olabilecek hal ve hareketler sergileyebiliriz. Ama işin enteresan tarafı da dürtüsel bir etkidir. Ne yaptığımızı sonrasında fark edebiliriz. Hani sadece bu zaman dilimi içerisinde sizin için hayati önem taşıyan konularınız varsa belki ertelemeniz söz konusu olacaktır. Bir gün önce ya da daha sonraki bir zaman dilimine. Sonraki açımız 18.36'da kesinleşiyor. Ayın Merkür'le yapacak olduğu kare. Ki biraz önce söylediğimiz gibi zaten Merkür ve Uranüs şu an karşıtlar. İkisi de şu an gökyüzünde çok da destekleyici enerjiler barındırmıyor. Hani bugün aslına bakarsanız belki de ayın en dürtüsel günü. Aklıma eseni yapabilirim. Ben değişim istiyorum. Ama bu değişimi de böyle fevri, ani, sinir ve nasıl diyeyim öyle çok fevri, dürtüsel bir şekilde yapma güdüsünü barındırıyor. Hani bugün itibariyle çok fazla yeni karar almamakta fayda var. 22.06 Güneş'in Satürn'e yapacak olduğu bir kare var. Şimdi neden ben asiyim? Çünkü Satürn otoriteyi temsil eder. Bir işte ebeveyn figürünü olabilir, bir baba olabilir. Burada daha çok mevki ya da makam olarak bizden üst birini temsil eder. Güneş de aynı enerjiyi barındırıyor ama aynı zamanda güneş beni de temsil ediyor. Ben burada kendimi kısıtlı ve sınırlandırılmış hissediyorum. Bir gün önceden ben bu etkiyi hissetmeye başladım. Yarın da hissediyor olacağım. Hal böyle olunca da ortaya sisteme karşı gelen asi bir etki çıkıyor. Günün aslına bakarsanız bu kadar fevri ve dürtüsel olma sebebi birazcık farklı olmak, sisteme birazcık karşı gelmek etkisinden kaynaklı. Çünkü üstümüzde işte bir yöneticimiz olabilir, bir ebeveyn olabilir, bir çatışma güdüsü söz konusu. Kendimizi biraz sınırlanmış ve kısıtlanmış hissedeceğimiz için de sisteme birazcık baş kaldırmak isteyeceğimiz bir gün. Günün son enerjisi de bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerim. Merhaba, bugün 8 Ekim Salı. Güne Ay Kova burcunda büyüyen fazla başlıyoruz. Gün içerisinde de Kova burcundaki seyrine devam ediyor olacak. Biraz daha fikir ve düşüncelerimizin ön planda olduğu, çok da duygusal bağ kurmak istemeden sadece sosyalleşme güdüsüyle hareket edeceğimiz bir gün aslına bakarsanız. Aynı zamanda bugün saat 20.05 itibariyle Venüs de Akrep Burcu'na geçiyor olacak. Yaklaşık 2 Kasım'a kadar da Akrep Burcu'nda ilerliyor olacak. Venüs bizim sevgi dilimiz. Sosyalleşmek yönünde ne tarz etki ve iletişim halinde olduğumuzu gösteren bir gezegendir. Bu noktada Akrep enerjisinde ilerlediğinde ilişkilerde biraz daha tutkulu, aynı zamanda biraz daha derinleşme güdüsüyle hareket eden. Çünkü Akrep olgusu karşımızdaki insanın gölge ve karanlık tarafını görmek de isteyen bir olgudur. Yani başka burç grupları kişinin negatif ve gölge tarafını görmek istemezken ya da ondan korkarken Akrep bunu da görüp onunla da entegre olmak ister. İşte Venüs 2 Kasım'a kadar bu enerji içerisinde seyrediyor olduğu için ilişki algımız da bu yönde değişiyor olacak. Hani kısaca bilgisi bu şekilde ama daha detaylı bilgi almak, astroloji konusunda biraz daha profesyonelleşmek ya da daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız Ekim ayında içerisinde başlayacak olan eğitimlerimize de katılabilirsiniz. Bu konuda da bilgi vermek isterim. İlk açımız 08.09'da kesinleşiyor. Ayın kuzey ay düğümüyle yapacak olduğu bir 150 derecelik açı ve güney ay düğümüyle yapacak olduğu 30 derecelik açıyla. Şimdi saat 09.09'a kadar 2 saatlik zaman diliminde
kendimizi birazcık yetersiz hissedebiliriz. Yani karşımızda başımıza gelebilecek planladığımız, programladığımız ya da bunun dışında hayat yolumuzla alakalı gideceğimiz süreç bizi birazcık endişeli ve kaygılı hissettirebilir. Ayın da Kova burcunda oluşu sanki kendimizi biraz böyle spontan yaşamıyormuş, özgür hissetmiyormuş gibi hissettirebilir. Sabah saatlerini biraz böyle kendimizi tutsak ve sınırlanmış hissettirebilir bu enerji. Fakat 12-20 itibariyle, yani bunu 11-20 ve 13-20 arası alacağız, 2 saatlik süreç. Ayın güneşle yapacak olduğu üçgen açı uyumlu ve ılımlı bir enerjiye bürünecek olduğumuzu gösteriyor. Özellikle duygularımız ve egomuz, bilincimiz, bilinçaltımız, içimizdeki eril ve dişil prensipler, aynı zamanda ebeveynlerimiz ve otorite figürleriyle olan iletişimimizde ciddi bir dengenin hissedilecek olduğunu gösteriyor. 2 saatlik zaman dilimini kapsayacak bir süreç. Günün geri kalanında da zaten bu etki ön planda. Çünkü 21-26'da da Ay Jüpiter sekstili var. Negatif başka bir enerji görünmüyor. Özellikle orta yolu bulmak istediğimiz, işte anlaşmak üzerine yapmak istediğimiz bir konuşma söz konusuysa saat 11.20 ile 13.20 arasını değerlendirebiliriz. 21-26 günün son açısı, günü de çok güzel kapatıyoruz. Ay ve Jüpiter arasındaki sekstil açı, özellikle istek ve arzularımız hususunda bu yaratım enerjisini kullanıp değerlendirebileceğimiz, bunu meditasyon yaparak, dua ederek, yazarak ya da hiçbir şey yapamıyorsak içe dönüp biraz daha inziva halinde kalarak gerçekleştirdiğimizi gösteriyor. Günün son enerjisi de bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, sevgilerimle. Merhaba, bugün 9 Ekim Çarşamba. Günü Ay Kova burcunda büyüyen fazla başlıyoruz ama gün içerisinde burç değiştiriyor olacak. Günün büyük bir bölümünde de ama Kova enerjisini hissediyor olacağız. Etki olarak biraz daha düşünce ve fikirlerimizi paylaşma güdüsüyle yaklaşım sergileyeceğimiz bir etki ön planda olacak. 03.33'te kesinleşecek ilk açımız tüm gün etkisi altına alacak bir enerji. Mars'ın Şiron'la yapacak olduğu karşıtlık. Ve her şeyden önce sakarlıklara ve kazalara elveriş bir açıdır. Yani gün içerisinde riskli hareketlerde bulunmaktan uzak durmak gerekiyor birincil olarak. Bir ikincisi de Şiron'un Koç, Mars'ın Terazi burcunda oluşu özellikle ikili ilişkilerimizde bizi yaralayabilecek ya da buna benzer durumların birazcık ön planda olabileceği, mizaç olarak kırılma alınmaya çok müsait olduğumuz, aynı zamanda karşımızdakinin de zaaflarını farkında olmadan, hani zaafları hususunda onları yaralayabileceğimiz bir etki barındırıyor. Mümkün olduğu kadar bu açının farkındalığıyla hareket etmekte fayda var. Bir gün önceden hissetmeye başladık ki artı bir gün önce de bu açı kazalar ya da sakarlıklar hususunda göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yarın itibariyle de etkisinin devam edeceğini söyleyebilirim. Sonraki enerjimiz 19.05'te Ay'ın Balık burcuna geçişi. Ay'ın bir gün önce de Jüpiter'le yaptığı, yani 21-26'da yapmış olduğu seksil açıdan itibaren ay artık bir sonraki güne kadar, 9 Ekim Çarşamba 19.05'e kadar boşlukta ilerliyor olacak. Yani majör bir açı yapmıyor olacak diğer gezegenlerle. Bu süreç zarfında, yani çarşamba günü geneli yeni bir şeye başlamak, bir olayı başlatmak, bir karar vermek hususunda çok da uygun bir süreç değil diyebiliriz. Saat 19.05 itibariyle de önümüzdeki 2,5 günlük süreç zarfında balık enerjisini yoğun bir şekilde hissediyor olacağız. Biraz daha sezgilerimiz, duygularımız ve hislerimizin ön planda olacağı bir süreç. Bunun yanı sıra olaylara karşı biraz daha hassas, biraz daha anaç ve merhametli. Aynı zamanda kırılgan bir yaklaşımla sergileyebiliriz. Yani ay balık burcundayken içe dönük bir enerji verir. Yani herhangi bir üzülme durumunda, kırılma durumunda daha çok kendimizle kalmak, uzaklaşmak eğilimi gösterebiliriz. Önümüzdeki 2,5 günlük süreç zarfında da bu etki ön planda olacaktır. 21.46'da günün son açısı Ay'ın Venüs'le yapacak olduğu sekstil açı. Özellikle ikili iletişimimiz,
biraz daha hani sosyalleşme güdüsünü daha rahat, daha güzel, daha keyifli yaşayabileceğimiz bir etki barındırıyor. Ayın da Venüs'ün de bir su grubunda oluşu sezgisel ve hislerimiz bağını bizi derinleştirecek. Aynı zamanda ikili iletişimimize de bu derinliği yansıtabileceğimiz, bu güzelliği, bu hoş sohbetliği yansıtabileceğimiz bir etki. Her şeyden önce orta yolu bulmak, karşımızdakini de empati yapabilmek hususunda destekleyecektir. İkili iletişimimiz olabilir, sosyalleştiğimiz konular olabilir. Saat 20.46 ile 22.46 arasındaki 2 saatlik zaman diliminde bu açının enerjisini değerlendirebilecek olduğunuzu söyleyebilirim. Günün son enerjisi de bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, sevgilerimle. Merhaba, bugün 10 Ekim Perşembe. Güne Ay Balık Burcu'nda büyüyen fazla başlıyoruz. Gün içerisinde de Balık Burcu'ndaki seyrine devam ediyor olacak. Enerji olarak biraz daha hayalci, sınırlarımızı çok belirleyemeyeceğimiz. Çünkü balık enerjisi biraz böyle aşkın olma, mevcut olandan yükselme, işte bu egodan olabilir, işte egoyu aşmak, bir şeyleri aşmak uğruna çalışan bir güdüdür. Bu noktada o nedenle neyin somut, neyin soyut olabileceğine kadar zaman zaman sınırsız bir etki barındırabilir. Ama her şeyden önce barış yanlısı ve hayalci bir yaklaşımımız ön planda olacak. Günün ilk açısı 02.40'da kesinleşiyor. Ayın Mars'ta yapacak olduğu 150 derecelik açıyla saat 03.40'a kadar etkisini hissediyor olacağız. Birazcık stres yönetiminin zayıf olduğu, daha çok pasif agresif bir enerjinin ön planda olduğu bir açı bu. Hani eğer ki gecenin bu saatlerinde uyanıksak, hani şunu diyebilirdim, keşke böyle cevap verseydim dediğimiz anlar olur ya bazı zamanlar. Bu saat 01.40 ile 03.40 arasındaki 2 saatlik zaman dilimi sanki böyle gün içerisindeki duruşumuzu, oluşumuzu sorgulayacağımız bir zaman dilimi gibi görünüyor ama çok da kendimizden memnun olmayacağımız bir enerji barındırıyor. 05.54 itibariyle bu sefer ayın Uranüs'te yapacak olduğu bir sekstil açı var ki ben ayın özellikle su gruplarında Uranüs'e yapmış olduğu bu kontağı seviyorum. Neden? Çünkü ay su gruplarındayken objektif olma yetisini birazcık rafa kaldırıyor. Yani duygusal olarak biraz daha yakınlık hissettiğim durum güdüde bir taraf oluşturma etkisi ve enerjisi barındırırım. Uranüs burada biraz daha objektif bir bakış açısıyla hareket etmemize sebebiyet verecektir. Özellikle 06.54'e kadarki zaman dilimi kararlarımız hususunda duygusal olarak değil de biraz daha mantığı da devreye alarak hareket etme güdüsünü ön planda tutacak. 06.24. Şimdi bu tüm günü etkisi altına alacak bir açı. Güneş ve Neptün arasındaki 150 derecelik açı. Netleşmek istediğimiz ama bir şekilde tam olarak kendimizi kendimiz zaten net olamadığımız, etrafımızda ki insanların da biraz daha böyle puslu, sisli, olayları sanki bizi erteliyormuş gibi yaklaştığını hissedeceğimiz bir gün aslına bakarsak. Yarın itibariyle bu enerji bir noktada geri planda duracak. Artı şunu da belirtmek isterim, 150 derecelik açılar genellikle içgüdüsel olarak, yani somut bir enerji değil de daha soyut olarak kendimizle yaşadığımız çelişkileri belirtir. Burada Neptün ve Güneş arasındaki 150 derecelik açı, karşımızda gördüğümüz belirsizliğin aslına bakarsanız kendimizden kaynaklandığını gösterir. Tabii ki bu işin biraz daha derinleşmiş hali, siz de eğer ki astroloji hususunda biraz daha derinleşmek, daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz Ekim ayı içerisinde biliyorsunuz ki derslerimiz başlıyor, temel astroloji derslerimiz. Bu konuda başvuru yapabilirsiniz. Sonraki açımız 14.48'de kesinleşiyor olacak. Ayın Merkür'le yapacak olduğu üçgen açı özellikle öğle saatleri, yani 13.48 ve 15.48 arasındaki 2 saatlik zaman dilimi, ifade biçimimizi kuvvetlendiren, konuşmak, kendimizi anlatmak, duygularımızı ifade etmek yönünde bizi destekleyen bir Merkür var arkamızda. Bu 2 saatlik süreç zarfında kendimizi ifade etmek yönünde rahat olabiliriz. Bu konuda girişim içerisinde olabiliriz. Ya da bunu geçin, bir şeyleri yazmak istiyorsak bu zaman dilimi yaratıcılığımızı da işin içine katarak, sezgilerimizi de işin içine katarak değerlendirebilecek olduğumuz bir süreç. Günün son açısı 20.37'de kesinleşiyor. Ayın ay düğümleriyle yapacak olduğu kuzey ay düğümüyle üçgen, güney ay düğümüyle de sekstil açıyı görmekteyiz. İleriye gitmek hususunda birazcık geçmişte yaptıklarımızı göz önünde tutacağımız ama
sezgilerimizi de işin içine katarak plan ve programımızı o yönde sağlayacak olduğumuz bir süreç. Akşam saatleri biraz daha umutlu, biraz daha hayalci, biraz daha yaratıcılığımızı da işin içine katarak plan ve programlarımızı revize edebilecek olduğumuz bir süreç. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, sevgilerimle. Merhaba, bugün 11 Ekim Cuma, güne Ay Balık Burcu'nda başlıyoruz büyüyen fazda. Gün içerisinde de Balık Burcu'ndaki seyrine devam ediyor olacak. Daha çok duygularımızla ve hislerimizle kararlar vermeye yatkın olacağımız bir gün yine. Ama gün içerisindeki dengeler biraz daha zaman zaman mantık çerçevesinde düşünecek olduğumuzu da gösteriyor. Onu da belirtmek isterim. Şimdi ilk açımız 00.07'de kesinleşecek. Ayın Satürn'ü yapacak olduğu sekstil açı. Özellikle işte gece saatleri diyelim, saat 01.07'ye kadar olan süreçte biraz daha ayaklarımızın yere bastığı bir etki var. Çünkü Ay Balık'tayken biraz daha hayalci, daha ütopik şeylerin varlığına inanabilecek konumda oluruz. Satürn bu noktada biraz daha, bir de Oğlak Burcu'ndan, olaylara bakış açımızda biraz daha somut değerler üzerinden yapılabilir şeyleri göz önünde tutabilecek olduğumuz bir etki barındırıyor. Gece saatleri o yüzden ileriye dönük program yapmak, biraz daha gerçekçi kararlar vermek hususunda destekleyici bir etki barındırıyor. Sonraki açımız 04.33'te kesinleşiyor olacak. Balık burcundaki Neptün'le Ay'ın yapacak olduğu kavuşum açısı 03.33'te kesinleşecek. 05.33'e kadarki 2 saatlik zaman dilimi yaratıcılığımızı yükselteceği gibi olaylara bakış açımızda da biraz daha iyimser ve pozitif yaklaşımlar sergilememize sebep olacak bir etki barındırıyor. Özellikle bu zaman zarfında uyanıksak ve İşimiz gereği olabilir ya da hayat planımız hususunda yaratıcılığımızı devreye sokmamız gerekiyorsa bu zaman zarfı beklediğimiz ilhamın gelebilecek olduğu bir süreci barındırıyor. Değerlendirmenizi de bu noktada ümit ediyorum. 06.37 güne birazcık huzursuz başlayacağız. Ayın güneşle yapacak olduğu 150 derecelik açı her şeyden önce kendimizle olan bağlantımızın çok olmadığı bir süreç. Yani gerçekte ne hissediyorum ve neyi istiyorum arasında çok bağlantı kuramayacağımız, birazcık olaylara kurban bilinciyle yaklaşım sergileyebilecek olduğumuz bir etki. Çünkü bilinç ve bilinçaltının, duyguların ve egonun, otorite figürlerinin üstlerimizle olan iletişimimizde çok da birbirimizi anlayamadığımız, biraz önce de belirtmiş olduğum gibi kendimizle olan iletişimimiz zayıf olduğu için aslında kendimizi anlamadığımız bir süreci barındırıyor. Saat 07.37'den sonra etki dağılacaktır, belirtmek isterim. 11.01'de kesinleşecek Ay'ın Jüpiter'le yapacak olduğu kare. Burada birazcık beklentiler yüksek, duygusal olarak da aşırı reaksiyon verme ve olayları abartma eğiliminin yüksek olacağı bir zaman dilimi. Saat 12.01'e kadarki etki, duygusal herhangi bir hissiyat içerisindeysek bunu abartma, yapamayacağımız şeylerin sözünü verme güdüsüyle hareket etme ve olaylardan gereğinden fazla etkilenerek kırılganlık sergileme potansiyeli yüksek. 12.01'den sonra etki birazcık dağılıyor olacak. 12.55 itibariyle, çünkü Plüton devreye giriyor. Oğlak Burcu'ndaki Plüton Ay'la yapacak olduğu sekstille birlikte ütopik olma, işte çok hayalci yaklaşımlar sergileme, kararlarımızı duygularımızın etkilemesi yönündeki o tutumu biraz olsun olayların gerçek yüzünü görüp, çünkü Plüton çok ciddi bir enerjidir ve olaylar hususunda, konular hususunda, kişiler hususunda, duygular hususunda derinleşmemizi sağlayan bir gezegen. Buradaki pozitif etki bizi çok kırmadan, üzmeden diyeyim. Çünkü Plüton sert açılarında birazcık dönüştürücü ama zorlayarak da dönüşmemize sebebiyet veren bir açı, gezegendir. Burada biraz daha iyicil bir enerji barındırıyor. Daha pozitif yönüyle olayları ele alarak ya da bizi çok sarsmayacak seviyede olayları ele alarak ilerlememizi sağlıyor. Özellikle 11.55 ile 13.55 arasındaki 2 saatlik zaman diliminde biraz daha gerçekçi olmaya gönüllü olacağımız bir süreç. Değerlendirmenizi ümit ediyorum. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, sevgilerimle. Merhaba, bugün 12 Ekim Cumartesi, güne Ay'ın Koç burcuna geçişiyle başlıyoruz. 07.45 itibariyle Ay artık önümüzdeki 2,5 günlük süreç zarfında Koç burcunda büyüyen fazla ilerliyor olacak. Fakat şunu da belirtmek isterim ki bir gün öncesinde Ay'ın Plüton'la yaptığı bir açı var 12.56'da. Yani 11 Ekim
12.56 itibariyle ayın Plüton'la yapmış olduğu bir açı var. O saatten itibaren 12 Ekim saat 07.45'e kadar da ay boşlukta ilerliyor olacak. Yani majör bir açı yapmıyor. Onu da belirtmek istiyorum. Bu da herhangi bir kararı hayata sokmak, o kararı başlatmak hususunda birazcık ertelemenizin daha mantıklı ve makul olabileceğini gösteriyor bize. Yani 12 Ekim Cumartesi itibariyle sabah saatlerinden itibaren yeni bir başlangıç, ki ayın Koç burcuna geçişi de bu noktada destekleyici olacaktır. Daha uygun bir zaman dilimi. Ay Koç burcundayken olaylara olan yaklaşımımız biraz daha deneyim bazındadır. Yani sabırsız bir yaklaşım sergileriz, aceleciyizdir, daha çocuksu bir tarafımız vardır. Çünkü sonuca odaklanmadan hareket ederiz. Yani ben bunu yaparsam şu olur mekanizması olmaz. Ben sadece yapmak istiyorum ve olmalı şeklinde hareket ettiğimiz için zaman zaman da bu acelecilik ve sabırsızlık olaylar hususunda hata yapma durumunu ön plana koyabilir. Bu 2,5 günlük süreç zarfında biraz daha kontrollü hareket etmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bugün aynı zamanda 11.00'da Mars'ın Uranüs'te bir 150 derecelik açısı var. O da kesinleşiyor olacak. Tüm gün etkisini hissediyor olacağız. Özellikle dürtüsellik noktası ön planda. Bu dışarıdan gelen herhangi bir baskı ya da tepkiden kaynaklı değil. İçgüdüsel olarak bir şey değiştirmeliyim, adım atmalıyım, huzursuzluğunu verecek bir etki. Aynı zamanda karmik enerjileri de barındırıyor. Aynı açı, açıkçası 2 gün sonra gerçekleşecek dolunayda da görünecek. Dürtüsel bir enerji var. Sanki bir şeyleri sonlandırmak üzerine. Çünkü dolunay da yaklaşıyor, ay büyüyor, bir şeyler daha görünür kılınıyor. Birazcık durmak gereken bir gün açıkçası. Yani çok fevri hareket etmemek gerekiyor gün içerisinde. Şunu da belirtmek isterim. Mars'ın terazi burcunda oluşu ve birazdan da bahsedeceğim. Sonrasında Şiron'la da bir kavuşumu var. Daha çok ilişkiler üzerine bir ayrıksılaşma etkisinde barındırıyor. Onu da belirtiyor olacağım. Yani dolunayın temasında da var sonuç olarak. 13.43'te ayın Şiron'la yapacak olduğu bir kavuşum var. Özellikle saat 14.43'e kadar 2 saatlik süreç zarfındaki 12.43, 14.43 olarak alabiliriz bunu. Özellikle kendimizi ifade etmek hususunda takıldığımız, eğer ki işte ben gerçek düşüncelerimi belirtirsem yara alırım, zarar görürüm gibi bir algımız ya da içselleştirdiğimiz bir düşünce varsa, bu konularla alakalı bir deneyim alanının oluşabileceğini gösterdiği gibi aynı zamanda bu konunun şifalanabilme potansiyelinin olduğunu da gösteriyor bize. Hani bu bir mesajla olabilir, içsel bir görü olabilir, arkadaşımızla ya da hayatımızda olan herhangi biriyle yapmış olduğumuz bir konuşma ya da yapacak olduğumuz bir konuşma olabilir. Güzel bir şifalanma enerjisini barındırıyor. Sonraki açımız 18.42'de kesinleşiyor olacak. Ayın Mars'la yapacak olduğu bir karşıtlık, özellikle stres yönetimi yüksek. Zayıf. Yani daha sinirli, daha tahammülsüz, söylediklerimiz daha kırıcı, duygusal olarak çok da kendimizi kontrol edemiyor olacağımız bir 2 saatlik zaman dilimi. Agresyon yüksek, herhangi bir konuşmanın çatışmaya dönüşebilecek olduğu bir etki barındırıyor. Saat 17.42 ile 19.42 arasındaki 2 saatlik zaman diliminde mümkün olduğunca hassas olabileceğini düşündüğümüz konuşmaları ertelemekte fayda var. Çünkü 19.14 itibariyle Merkür'ün ay düğümleriyle yapacak olduğu kuzey ay düğümüyle üçgen, güney ay düğümüyle de bir sekstil açı yaptığını görmekteyiz. Bu açıyla birlikte daha makul, gitmemiz gereken yolda daha akılcı çözümler üreterek ilerleyebileceğimizi gösteriyor. Stresi yönetememe durumundan uzaklaşmış olacağız. İşin enteresan tarafı pasif agresifiz. Yani direkt olarak öfkeyi de neden öfkelendiğimizde çok fark edemeyeceğimiz bir süreç. Ertelemekte fayda var diye düşünüyorum. Günün son enerjisi de bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, sevgilerimle. Merhaba, bugün 13 Ekim Pazar. Güne Ay Koç burcunda büyüyen fazda başlıyoruz. Ay aslında bakarsanız iyice büyüdü. Bir sonraki gündeki dolunaya hazırlanıyor. Enerji olarak da günde daha çok gün içerisinde istekli ve sabırsız, o Koç burcunun sabırsız doğasıyla daha çok haşır neşir olacak gibiyiz. Çünkü ilk açımız saat 01.06'da kesinleşiyor olacak ama
tüm günde etkisi altına alacak açılardan bir tanesi Venüs ve Uranüs arasındaki karşıt açı. Özellikle bu açının etkilerini maddi kaynaklarımız hususunda fevri ve ani kararlar vererek, ama burada daha çok bir ayrıksılaşma enerjisi taşıyan bir güdü. Bir şeyleri fevri bir şekilde sonlandırmak, bir şekilde bitirme enerjisi taşıyor ya da fevri kararlar verme güdüsü taşıyor maddi kaynaklarımız hususunda. Aynı zamanda ikili ilişkilerimizin yönetimine de yansıyacak bir enerji. Daha çok kişi ya da birey olarak bakacak olursak mevcut içinde bulunduğu ilişki ya da sosyal iletişimden ayrıksılaşmak, uzaklaşmak ve özgürleşmek istediği bir yapıyı getirir bu açının doğası. Bu mevcut bir ilişkimiz olabilir. İlişkimizde bizi kısıtlayan, zorlayan ya da bir şekilde bağlayan şey, unsurların biraz daha gün yüzüne çıkabilecek olduğu bir gündeyiz. Bu açının etkilerini aslına bakarsanız bir gün önceden hissetmeye başladık. Yarın da hissediyor olacağız. Ve yarın aslına bakarsanız bir dolunay günü. O nedenle de tabii ki bunun etkilerini dolunay anında biraz daha detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız ama gün içerisinde biraz daha özgürlüğümüzü kısıtladığını, bizi bloke ettiğini düşündüğümüz konular hususunda fevri, dürtüsel ve hani gemileri yakma potansiyelinin daha yüksek olduğu kararlar verebiliriz görünmekte. 08.41 itibariyle yaklaşık 2 saat, yani 07.41 ve 09.41 arasındaki 2 saatlik zaman dilimi bize ayın ay düğümleriyle yapacak olduğu kare açının neticesinde gökyüzünde bir tek kare açı kalıbının oluşmasına sebebiyet veriyor. Her ne kadar ben dürtüsel olsam da gün içerisinde sabah saatlerinde sanki bir şey böyle gitmemi engelliyor gibi. O 2 saatlik süreç yerimde saymak, biraz daha sağlam düşünme isteği ve arzusu ön planda olacaktır. 10-17 itibariyle ayın Merkür'le de bir güzelliği var. Hani ben burada zihin ve duyguyu çok bir arada tutamıyorum. Ayın Koç burcunda olduğunu da unutmamamız lazım. Ciddi dürtüsel bir etki ve havada da böyle bir enerji söz konusu. Özellikle bu durumu sabah saatlerinde hissetmek çok daha yüksek seviyede olacak. 12-36'da ayın Satürn'le yapacak olduğu kareyle birlikte öğle saatlerinde biraz daha yavaşlayacak bir etki var. Yani o sabahın dürtüselliğinden biraz daha uzaklaşacağım. Satürn etkisiyle birlikte sorumluluklarım, neleri yapıp neleri yapamayacağımla alakalı bir otorite figürü olabilir, bir ebeveyn olabilir ya da mevcut şartlar olabilir. Kısıtlanma etkisini saat 13.36'ya kadar hissedecek olduğum bir enerji. Özellikle bu zaman zarfında gerçekten bir otorite olabilir. İşte devlet dairelerinde ya da buna benzer devletle ilgili bir konuda işimiz olabilir. Hani çok da bizim lehimize görünmüyor süreç. Erteleyebilirsiniz bu zaman zarfında değil de daha erteleyerek, özellikle akşamüstü saatlerine erteleme gibi bir durumunuz varsa eğer değerlendirebilirsiniz. 21.01'de Güneş'in Jüpiter'le yapacak olduğu bir sekstil açı var. Aslına bakarsanız günü de bir şekilde toparlayan bir etki. Bu aslında bize şunu da gösteriyor. Şimdi o Venüs ve Uranüs arasındaki karşıtlık, insanın doğasında değişimi reddeden bir yapı vardır. Her zaman, tabii herkes için bir genelleme yapmıyorum ama insan sadece kendi kontrol edebileceği değişikliği kabullenen bir yapıya sahip. Şimdi burada dışarıdan bir etki var. Artık hani şurama geldi dediğimiz noktalar vardır ya. Ve astrolojik açısal olarak bunu değerlendirdiğimizde Güneş'in Jüpiter'le yaptığı seksil bir noktada bu değişimin ya da işte bu fevriliğin de bize yararlı olabileceğini de gösteriyor. Yani eğer ki bugün itibariyle bir şeyleri artık dur dediysek, işte fevri ya da marjinal bir karar verdiysek hayatımızda, bilin ki aslına bakarsanız o da bir noktada gerekli. Çünkü Uranüs etkisi bir şekilde bizi bağlayan, sınırlayan konularda özgürleştirmek isteyen bir enerjidir. İşte o Jüpiter desteği de bir noktada bize bunu da gösteriyor. Yani bu ne, her ne olacaksa senin adına hayırlı olacak diyor ki dolunay temasında da bir nebze bu var. 23.54 bu sefer ayın Jüpiter'le yapacak olduğu bir üçgen açı var. Gün itibariyle özellikle saat 22.54 ve 00.54 arasındaki 2 saatlik dilim, ki bunu 21.01'i de alabiliriz Güneş'le yapacak olduğu sekstil neticesinde, istek ve arzularımızı dile getirmek,
hayata dair dileklerimizi bir şekilde yaratım enerjisini değerlendirerek kullanmak hususunda güzel bir enerji var. Bunu yazabilir, dua edebilir, meditasyon yapabilir, inziva haline geçerek dillendirebilir ya da içimizde hissedebiliriz. Bu 3 saatlik zaman dilimini bu yönde kendinize harcayarak değerlendirmenizi ben de önerebilirim. Günün son enerjisi de bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, sevgilerimle.